Siyaset analizi başlıyor. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Kanal 5 Ankara stüdyosunda canlı yayındayız. Siyaset analizinden iyi akşamlar diliyorum. Programımız başlıyor. Çok kıymetli konuklarım var. Mazlum Suriye'den konuklarım bu akşam size misafir olacaklar. Bildiğiniz gibi 15 Mart 2015 tarihi itibariyle Suriye'deki gerek halk devrimi gerekse Suriye problemi 5. yılına girmiş durumda. Suriye'de milyonlarca insan mülteci halde. Suriye'de başta Halep olmak üzere birçok il, tarihi mekan, turistik mekan yerle bir olmuş durumda. Suriye'de elektrik sıkıntısı var, su sıkıntısı var, yemek sıkıntısı var. Çocuklar doğar doğmaz ölüyorlar. 200 bine yakın insan maalesef bu savaşta hayatını kaybetti. Bu konuları hem özet olarak hem de asıl kendilerinin ilgili olduğu konuyu siyaset analizde gündeminize getirmek istiyorum. Konuklarım, tanıtmak isterim sizlere. Pilot Albay Muhammed El Ahmet. Şu anda Halep merkezli Cephe El Şamiye askeri müsteşarıdır. Üstadım hoş geldiniz siyaset analizine. Tevfikum aleyhisselam. Ve hemen yanı başındaki konuğum da kendisi Türkmen, Halep Türkmenlerinden. Arapçayı mükemmel konuştuğu gibi ana dili de Türkçe. Cihat Muhammed, yine Cephe El Şamiye'nin dış ilişkiler müsteşarı. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cihat Bey. Kıymetli izleyiciler, ben sorularımı Türkçe olarak soracağım. Cihat Bey kardeşim, Pilot Albay Muhammed El Ahmet Bey'e Arapça olarak tercüme edecek. Sonra kendisinin verdiği cevapları da Türkçe'ye çevirecek. Bu arada kıymetli izleyiciler, hemen şunu anons edeyim. Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger ve telefon SMS'lerinizi de sayın konuklarıma soracağım. Cihat Bey sadece burada mütercim olarak değil, bu cephenin yani Cephe El Şamiye'nin de dış ilişkiler, dış dünyaya açılan yüzü. O yüzden zaman zaman kendisine de soruları yöneteceğiz. Ben eminim ki çok zevkli bir program olacak. Çünkü siz kıymetli izleyicilerimiz, siyaset analizini takip eden, Kanal 5'i takip eden siz kıymetli izleyicilerimiz, Suriye'de neler oldu ve neler oluyor, bundan sonra ne olabilir, bu üç sorunun da cevaplarını arıyorsunuz ve birinci elden de insanlarımızdan, Suriyelilerden dinlemek istersiniz. Sayın Pilot Albay Muhammed El Ahmet, Cephe El Şamiye askeri müsteşarına sormak istiyorum. Cihat Bey, birinci sorum şu. Evet, buyurun. 5 yıldır bir savaş var Suriye'de. Evet. Bu hangi sebeplerden başladı? لماذا نصل دوام ديور لماذا بدأ الثورة السورية وكيف بدأت بسم الله الرحمن الرحيم قامت الثورة السورية المباركة بو مبارك devrim başladığında Suriye'de نتيجة أسباب كثيرة çok bazı sebeplerden dolayı başladı maalesef يمكن أن نلخصها بعدة نقاط bazı konularda da kısaca bir anlatırım منذ حكم الأسد الأب أسد بابا döneminden bakarsak o açıdan Hafız Esad döneminden Hafız Esad döneminden 82 yıllarında والذي حكم سوريا بالحديد والنار ve Suriye'yi bir hüküm sürdürdüğü ateş ve demir evet sıcak bir demir hüküm sürdürdüğü dönemde ateşi demir dönemi ateşi demir dönemi evet daha doğru وخلال هذه فترة الحكم Bu dönemde, hüküm sürdüğü dönemde istihdama al-afra al-amniyye emniyet birimlerini kullanarak ve'l-asalib al-qam'iyye ve sert davranışlarla halka yönelik ve zahara zalika celiyen fi ahdas Hama ve Hama'daki son işte çok meşhurdur. Meşhurdur ve evet. O dönemlerde. Kendisine tercüme etmenizi istiyorum yani Türkiye Hama olaylarını. Tabii. Hafız Esad denilince Hama olaylarını hatırlar. Tabii. Ama tuol Hama Türkiye biyarf vada el ayyam bitminnat kif kan vada Hama ve meşakil. Haythu kutila 40000
في مدينة حماة. Sadece Hama bölgesinde 40 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Hama'da. Hama'da. ونتيجة التوريث الذي حصل بمسرحية في سوريا. Ve en son işte bu geçen dönemlerde hüküm sürdüğü dönemlerde. جاء الأسد الابن. Sonra Esad hayatını, Hafız Esad hayatını kaybettikten sonra oğlu başladı. Beşar Esad dönemi. Evet, Beşar Esad dönemine geçti ve hüküm sürmeye devam etti Esad ailesi. لِيُتَابَعْ مَسِيرَةَ أَبِيهِ. Aynen babasının gittiği yoldan o şekilde gitmeye devam etmek için orada, karar aldı zaten. Orada bir sorayım. Evet. Göreve 2000'li yıllarda geldi. 2000'li yıllarda geldi. Evet. Şöyle bir iddia vardı. Hani Batı'da okumuş olan Beşar Esad babasından farklıdır. Ama farklı olmadığını söylüyor. Onu bir... Tabii. Beşar Esad el-Ebn deres fi dual Avrupa fil haric. كان نظرة العالم والشعب السوري أنه لا يمكن بشار أنه مثل أبوه حافظ أسد من عاداته أو تقاليده. نحن العرب في عنا مثل يقول الابن سر أبيه. فبشار الأسد تربى في مدرسة حافظ أسد. Bizde bir Arapça eski atasözü vardır. İşte çocuk babaya çeker diye veya evet. Çocuk babanın aynı okuduğu okulda okur diye. فحكم بشار الأسد بنفس الأسلوب القمعي. Ve aynen yine Beşar Esad babasının döneminde nasıl olduğu gibi aynı o yoldan gitmeyi tercih etti maalesef. مستعيناً بعائلته. Ve ailesiyle birlikte ve akrabaları kendi çevresiyle. الذين استولوا على مقدرات الشعب السوري. Ve Suriye halkının en kıymetli işte gelirlerini Suriye devletin gelirlerini bütün akrabaları kendi çevresine hüküm sürdürdüğü. حيث حولوا سوريا إلى مزرعة. وسوريا بي مزرعة شكلنا çevirdiler, bir çiftlik haline çevirdiler maalesef. هذه المزرعة اسمها سوريا الأسد. Yani bunlar bu mezranın adı işte Esad sülalesi haline geldi Suriye en son. وهي ليست كذلك. Yani başka bir şey de değil yani sadece Suriye. سوريا لكل السوريين. Maalesef yani Suriye. Bütün Suriye halkınındır. Sonuçta sadece ne Esad ailesinin ne de başka bir ailenin olmamalıdır tabii ki. Neticede terakum min zulm ve kahar. Bunun için bu sıkıntılar ve bu olayların biriktiği bir anda tam bu işte Beşar Esad'ın döneminde. Hilal 40 am. Ve bu 40 senelik bir diktatörlüğün döneminde. Hukm el-ab ila hukm el-ibn. Ve baba döneminden oğlun dönemine geçtiği tarihten beri 40 yıllık oluyor. Evet 40 yıllık. كانت الثورة السورية. بو سوريا دفرمة بشرة دندا. نتيجة طبيعية. نورمال ب سيفيل توبلم هالك ب يروشلرلا بروتستولارلا يعني نورمال سلاحلا ويا باشكا ب شدة شكلدا قاخمودا دفرمة سونشتا هالك. سادجة özgürlük ve insan haklarını istedi. وضرورة ملحة. Ve yani haklarını kullanmak istediler sonuçta işte bir oylar. Sivil haklarını. Sivil haklarını. Silahlı bir eylem değildi. Yok, başlangıç silahlı bir eylem değildi kesinlikle. فكان لابد من قيام الثورة السورية. Ve Suriye halkında bir işte bir devrime geçme oldu. Sonuçta 7 ay toplam 7 ay halk sadece haklarını istemek için bu yola çıktı. Barışçıl yollarla. Protestolar, yürüyüşler sadece. فقام الشعب السوري. Ve Suriye halkı kalktı. بثورته المباركة. وبو مبارك دبرمة. أسوة بثورات الربيع العربي. واشتا عرب بحر. dediğimiz. o dönemlerde. o dönemin sonunda aşağı yukarı. والذي طالب في بداية الثورة. ومالسف بو دبرمين ilkinde. بمطالب مشروعة. يعني مشروع بشكلde isteyerek haklarını kullanarak halk sonuçta bu devrime. وهي الحرية. ve hürriyetini özgürlüğünü istemek için halk. Ve kerametlerini ve kendi değerlerini haklarını kullanmak için saygı görmek istediler. Saygı yani. Görmek evet. Musava ve her türlü eşitlik. Ve adalet. Yani sonuçta adaletlik gelsin diye. Bir sistem istediler evet. Evet. Ende kamet thawra Suriye. Ve bu devrim başladı Suriye'de. Peki Arap dünyasında özellikle Mısır, Tunus, Libya'da başlayan hızlı yürüdü. Arap Baharı evet. O oradaki diktatörler çok çabuk ya uzaklaştırıldılar ya öldürüldüler. Suriye'de işte biraz önce söyledik 5. yılına girmiş durumda. Evet.
15 Mart itibariyle. Suriye'de neden bu kadar uzuyor? انه بالدولة تونس بالدول العربية لما بلش الربيع العربي في الدولة في تونس في مصر في ليبيا ما طولت كثير انه الرؤساء تركتهم قسم من استقال قسم منهم قتل ليش طول هذا الزمان في دولة سورية تمام استاذ عاطف انت بتعرف ان الجيوش تبنى وتجهز لحماية الشعوب سن عاطف بيبلسن كي اوردولار حلقة göre kurulur. Evet. ففي تونس وقفت جيش الى جانب الشعب. Ve Tunus'ta sonuçta ordu halkın yanında safhada yanında doğru aldı. وفي مصر كذلك الامر وقفت جيش الى جانب الشعب. Yani ordu burası çok önemli Cihat Bey tekrar bir açma evet. açısından söylüyorum. Evet. Tunus ve Mısır'da Muhammed Bey diyor ki silahlı kuvvetler halkın içindendi. Ve halkın yanında durdular. Ve halkı tercih ettiler. Evet. Halkın yanında durdular. Evet. Tamam. Ama fi Suriye fekâne el ceyş yaktul şa'b. Maalesef Suriye'de bunun tam tersi oldu. Peki hemen soru soracağım. Buyurun. Bideselek sual istedim Atıf. Halkın içinden değil miydi Suriye ordusu? Peki madem kemen ceyş Suri, mumun şa'b-ı Suri kemen nefsu? Mumun metel gayr duvel? Bize biraz açsın. Çünkü kendisi de bildiğim kadarıyla 2012 evet. yılına kadar değil mi? Tabii. Evet, şeyin içindeydi. Tercüme ederseniz evet. istirham edeyim. Yani ente kemal had 2012 kunt lissa bil dakhil el nizam. Ba'd 2012 inşakkayt min nizam ve jit la saf es suwar. Dolayısıyla silahlı kuvvetleri iyi biliyor yani dinlemek ister. Tabii, ente عندك خبره انه بالنسبه للجيش السوري. في سوريا يختلف الامر كثيرا. Suriye'de tam tersi. Biraz durumlar farklı oluyor orada. Lanne al-Asad al-Ab assasa al-jeysh. Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın döneminde orada öyle bir silahlı ordu teşkil etti ki öyle bir dizayn kurdu tabii. Ala asas taifi. Yani o ırkçılığa çekme gibi böyle bir işte etnik bir yapıya göre kuruldu. Evet, aynen öyle. Bir Aleviliğe yani nerede kendi akrabaları varsa üst düzeyde generalleri onların kendi akrabalarından koydu. Mesela işte nerede bir Sünni komutan varsa rütbesi belli bir zamana kadar ondan fazla yükselmez rütbesi. Belli bir rütbeye kadar. Ondan sonra yükselmedi maalesef. Kendi isteğine göre. Kendi tabi. Na. Farakkabahu terkiba muakkada. Ve söylediğiniz gibi öyle bir dizayn edildi ki yani hiç çıkılmayacak bir şekilde. Ma'temidan bi şekil reisi ala taifet Beşar Esad. Ve aynen ki bu Alevi ırkçılığa çevirmesi gibi aynen böyle işte nasıl anlatayım size bir mezhepsel şeye çekti evet kuruluşun aynen. üzerine evet aynen ideolojinin üzerine kuruldu ideolojinin evet. üzerine kuruldu ve müstahilen bi el muntafiin min el tawaif el ukhra ve işte öbür etkinlik yapılardan işte mesela işte başka mesela diyelim mezheplerden işte bir Türkmen komutan diyelim mesela rütbesi işte bin başına kadar ondan fazla generaller falan yükselemez kesinlikle. فكل ضابط يشعر بأنه من أبناء الشعب السوري ve her bir komutan olsun veya bir general olsun لم يرضى بقتل الشعب tabii ki istemez halkını vurmasını, öldürmesini, halkın katletmesini kendi فانشق عن هذا الجيش ve tabii ki o ordudan ayrılmayı tercih edip muhalif grup tarafına bu tarafı seçti. وانضم الى الثوار ve muhalif gruplarına katılmaya karar aldı. Evet. Dolayısıyla bir gerçeklik çıkıyor ortaya. Evet. Bunu ben izleyicilerimiz benden dinlesinler ancak siz bunu tercüme edersiniz kendisine. Mısır, Libya, Tunus ve diğer Arap ülkelerinden farklı olan tarafı Baba Esed tarafından, Hafız Esed tarafından kurulan bir ordu ve tamamen bir etnik mezhep ideolojisi üzerine kurulmuş. Evet. Dolayısıyla kendisine Esed ailesi ne talimat veriyorsa onu yapıyor. Evet ve onlara yakın olan evet. şahısları belli yüzeyde işte rütbelileri kendilerine yakın, kendilerinin akıllarına ve ideolojine yakın olan kişileri daima onlar tercih ederlerdi. Ve o kuruluşa göre, o ideolojiye göre kuruldu ordu. Daha peki buradan siz devam edin Cihat Bey. Biraz da bu yapıyı evet. sizin açmanızı istiyorum. Artık evet. ondan sonra
özellikle Cetle el-Şamiye gireceğiz. Siz dediniz ki binbaşılığa kadar ancak bir Türkmen, ya da bir Arap kökenli işte, ya da bir Kürt. Ya da bir Kürt veya bir Sünni mesela işte. Zaten bizim biz askerken bile orada namaz kılması yasaktı Atıf Bey. Yani siz, bir asker namaz kıldı. Siz de asker olarak görev yaptınız ama tabii, komutan falan görevinde bulunmadınız. İki sefer askerliğe gittim. Bir de gönüllü asker olarak Lübnan Savaşı'nda 2007'de belki hatırlarsanız. Evet. Lübnan'la İsrail Savaşı'nda ben gönüllü asker bile gittim. Bir ay gönüllü asker olarak da gittim. Şöyle bir şey var bizim ordumuzda. İşte bir kişi mesela bir asker namaz kılamaz. Bir komutan namaz kılamaz. Kesinlikle yasak. Hemen hapse atılır. Başka dinle konuşmak yasak. Ben askerken Türkçe konuştuğum için 45 gün hapis yattığımı bilirim yani. Bunu tekrarlamanızı istiyorum. Ben askerken Türkçe konuştuğum için 45 gün hapis yattığımı bilirim yani. Türk olan bir kardeşini, Türk tabii, olan bir asker. Türkmen, Türkmen bir olan kardeşimizdi. Evet. Böyle bir yapı. Böyle bir yapı. Yani hiç kesinlikle böyle bir şeye izin verilmiyor maalesef bizim orduda yani. Bunun, Esed döneminde. Evet. Bunun karşısında, bu yapının karşısında sivil halk kitleleri şeye başladı. Barışçıl yollarla yürüyüşlere başladı. Yollarla yürüyüşler. Burayı açmasını istiyorum. 7 ay sürdü. 7 ayın sonunda ne görüldü ki silahlı eylemler yapma tercihine yöneldiler? Onu بعد 7 شهور من الثوره السلميه ليش انه اختار الشعب السوري لا الثوره قام واخذوا سلاح وقاتلوا هذا النظام المجرم. الثوره بدات 7 اشهر سلميه باعتراف النظام نفسه. وحتى كي سيفيل halkın bu ilk 7 ayları zaten rejim bunu itiraf etti ilk 7 ayı. Sivil halk silahsız olarak böyle normal yürüyüşlerle, protestolarla çıktı. Zaten nizam da rejim de bunu kendi ağzıyla bile itiraf etti. ولكن عندما وجه الرصاص الى صدور المتظاهرين السلميين maalesef en son zamanlarda 7 aydan sonra artı ortaya bir grup çıkartarak işte silahları protestoya çıkan gençlerin ve çocukların, üniversite gençlerin maalesef işte katline başlandı artık. Evet. Sistem yani rejim. Tabii. Esed tabii rejim. Tabii rejim. Evet. Ve istihdama al-unf ضد المتظاهرين ve protestoya çıkan, yürüyüşe çıkan gençlere karşı en ağır bir şekilde onları cezalandırmaya başladı. Ve kana bi kasd. Hada fi'l kana bi kasd. Ve bu kast edilerek yapılan bir olaydı yani rejimi kast bile bile bunu yaptı yani insanları öldürmeyi kast katledi. Ne olabilir orayı neden kasıt kif yaptı kif kasıt yani kana yaksad min ajl ijbar al mutazahirin ala haml al silah ve bunu istedi ki bu protestoya çıkan ve yürüyüşe çıkan insanların silah tutmasını isteyerek bu insanlara silahlı eylemlere yönelsinler bilerek bunu yaptı li yubarri li nafsihi istihmal al unf ve al kasf bi jami' anwa' al aslah ve kendisine orada işte dünyaya, uluslararası bütün ülkelere gösterecek ki muhalif işte halk kendisi bana silah doğrulttu ve ben bunları ben önceden silah tutmadım. Onlar bana karşı silah tuttu diye göstermek için dünyaya böyle bir pozisyon şeklinde hazırlandı. Halk ne yaptı orada? Hemen silaha yöneldi mi? Yani bu oyuna çabuk geldi mi yoksa bir süre daha barışçıl eylemler yapmaya devam etti? Şab انه الشعب السوري مثل ما قلت حضرتك انه بعد 7 شهور انه هذا الخطط الاسد مباشر بعد 7 شهور استخدموا السلاح اخذوا على ايدهم السلاح وحاربوا النظام ولا بعد استعمال النظام للسلاح بداوا بالثوار بحمل السلاح للدفاع عن انفسهم tabii ki rejim önce başlattı bu silahlı katletmeyi halkı ondan sonra artı gençler ve işte bazı rejimin yanından ayrılan kişiler işte böyle bir gruplar, küçük gruplar halinde silahları, artı silah ellerimiz yani 50 silah tutan şahısları daha doğrusu gençlerimizi işte böyle bir çağrı yaptılar. Çünkü artı rejim biz sonuçta silahlı silahsız çıktık bu protestolara, bu yürüyüşlere ve rejim bize karşı silah kullanıyor. Evet. Artı biz de karar alıp kendi halk karar aldı ki biz de karşılığında silahla. O dönemde mi silahlı kuvvetlerden ayrıldı? 7 aydan sonra. Kendisi. Ba'd sabah, ba'd sabah tuşur,
انه الشعب اخذ على ايدهم السلاح وحارب النظام بعد 7 شهور. كندسي ده او dönemde mi ayrıldı؟ انت ايمت انشقيت من النظام من نفس الوقت بعد 7 شهور من المظاهرات السلمية؟ لا بعد شقيت بعد داتو داسو استعمل سلاح الطيران واستعمل اسلحه ثقيله طبيعي ki daha ağır silahlar kullandıktan sonra uçakla artı vurmaya başladığında ve tanklarla ağır silahlarla ağır toplarla vurmaya başladıktan sonra kendisinin artık şahit olduğu yani halkın izleyicilerimizin duymasını istediği evet, evet. rejimin silahlar kullanırken nasıl katliamlar gerçekleştirdiğine dair şahit. Böyle bize anlatacağı bir şey var mı? انت شاهدت شيء لما كنت بالنظام السوري بالجيش السوري انه شاهدت على شيء انه نظام عم يستخدم السلاح وانت شاهدت على هالشيء انه عم تستخدم السلاح الثقيل بالطيران او بالمدافع او بالدبابات طبعا كوني كنت اعمل في سلاح الجو طبي كبان هوا قواتlerinde olduğumu pilottum فكان يستعمل الطيران ve uçaklar kullanırdı o anda ضد المتظاهرين ve sivil halkın protestoya çıkan halkın halka karşı uçakları kullanırdı. O anda bile uçaklarını kullanmaya başladı. Nizam huwa men ceale thawra musallaha. Yani rejim kendisi bu halkı silahlandırmaya zorladı. Evet. Kendisi istedi bunu daha doğrusu yani. Lennehu ecbera al mutazahirin ala hamle silah. Yani bunu bir kendisi isteyerek artı halka siz de artı silahlanın diye bunu halkı zorladı çünkü. Sonuçta ağır silahları başladı kullanmaya. Artı halk mecburiyetinden bu yolu seçti. Bu noktada bize biraz Halep'i anlatsın. Halep Türkiye için Gaziantep'tir. Evet. Halep Türkiye için Ankara'dan farklı bir yer değildir. Taban bediyim innek enno tahkini an vada Halep. Lanni Halep nefs Antep, nefs metil Ankara kenni fi Türkiye. Türkiye için, Türkiye halkı için. Mişan Türkiye, mişan şahabı Türkiye. Halep metil muhafaza Türkiye. Türkiye halkı oranın tarihi güzelliklerini çok iyi bilir. طبعا الشعب التركي بيعرف وضع حلب وآثارات الحلب وتاريخ حلب بيعرف يعني رجيمين يابتي تهريباتي براز بزا أجسن حلب تاكي انه ياريت تفسرنا وتحكينا عن خراب عن دمار من حلب حلب تعتبر المدينة الاقتصادية في سوريا وتشبه اسطنبول في تركيا يعني شندي سوريا ده درسك حلب درسك سوريا ده Suriye'nin iktisadi ve ticari olduğu merkezi Suriye'nin merkezi buranın Türkiye'nin İstanbul'u gibi düşünelim. Evet. Halep'i. Tabii. Neticede kıyamet-i-thavra ve dukula fi medinet Halep. Ve bu devrim başladığında muhalif gruplar Halep'e girdiğinde kama an-nizam bi tedmir medinet Halep tedmir şebih kamil. Bu silahlı muhalif gruplar artı Halep'e Halep şehrine girmeye başladığı anda rejim en ağır silahlarını kullanarak Halep'i yerden bir etmeye karar aldı zaten o günden beri. İntikamen min medinet Halep ve bu Halep'ten intikam almak için evet. Kavnehu kâne yurahin aleyha bi enneha min al-mudun al-muvaliye lehu. Ve kendine olan bölgelerin kendi mesela işte Laskiye bölgesinde diyeyim Tartus, Banyas onlar bütün kendi Alevi ve Şii köyler olduğu için Halep'te Alevi, Şii yok çünkü. Sadece 2 ilçe var. O da Nübülden Zahra dediğimiz. Onun için orayı bütün Sünni, Türkmen, Kürt halk Halep. Çoğunluk bunlara. Arap, Türkmen ve Kürt. Onun için yerle bir etme kararı aldı rejim. Evet. Fe'l-ahya'l muharrara min medinet Halep mudammara tedmir kamil. Muhalif grupların ele geçirdiği bölgeler o bölgelerde aşağı yukarı yani yerden bir edilmiş. Yanmış şekilde. الشعب الحلبي موجود في تركيا. Tabii ki Halep halkının çoğu Türkiye'de burada mülteci olarak. لم يبقى سكان في مدينة حلب سوى 1000 şeyine bakarsak halkın yani yaşadığı halkın Halep'te merkezde şimdi aşağı yukarı 250 bin ve 300 bin civarında ancak kaldıysa. Soruyu size sorayım. Evet. Halep halkı ne kadar? Siz onu biraz açın. 6 milyon toplamda. 6 Halep milyon. Ve kırsalı 6 milyondur. 200-300 bin diyor şu anda Halep, kaldı. Evet merkezde evet. kalan. Nerelere gittiler? Türkiye'ye. Atıf Bey bunların çoğu mülteci olarak sağ olsun Türkiye bir kardeş ülke olarak Allah razı olsun kucak açtı. Kapılarını açtı. Yani Suriye, Halep özellikle Halep'in halkı çoğu Türkiye'de mülteci olarak şu an. Evet.
burada yaşaması. Suriye tarafında da kalanlar var mı? Suriye tarafında şöyle Atıf Bey, kalan çadır kentler var Suriye tarafında olanın. O mülteciler mesela işte İdlib ile Halep arası, orada savaş olan bölgelerden kapıya doğru, Halep kapısına doğru, işte Kilis, Beb-i Salame dediğimiz o kapıya yani doğru. Öncü Pınar'ın karşısı. Beb-i Salame dediğimiz biz. O bölgeye geldiler. Çünkü niye? İdlib'den gelen, Halep'e gelen halkın sonuçta Halep'te akrabası, çoğunun akrabası yok. Kalacak yerleri yok. Orada çadır kentlerde kalıyorlar. Evet. Ve aşağı yukarı toplam 5000'e yakın orada mülteci var. O taraf. Size onlarla ilgili Cephele, Şamiye ne yapıyor diye soracağım ama tekrar Üstad Muhammed'e dönelim. İlk başta Tevhid Tugayları çatısı altında silahlı bir güç oluştu. Evet. Kendisinin de içinde oldu. Orayı biraz açalım. Bilisbele enu bidayet-i savra etşekkelt liva tevhid. Yaret fasırna an liva tevhid. Şöyle tahkina an liva tevhid. Keyif etşekkelt. في بداية الثورة نتيجة العنف اللي استعمل النظام. دوري من باش لاجندا جايك لرجيمين بيقول آسي لحلارلا صادر تنصورة حلق قتت تنصورة. وكان النظام يحكم سيطرته على المدينة. رجيم وعند إتكيند Halep'te, daha Halep'in merkezinde ve Halep'in girişlerinde tüm rejimin adamları ve askerleri vardı onda, o zamanda. قام الثوار في الريف الشمالي. Ve Halep kuzeyindeki ve kırsalındaki köylüklerindeki, daha doğru sınır köylündekileri muhalif gruplar bir teşkil adet ketaib sagira ve küçük küçük gruplar halinde, herkes küçük küçük bir gruplar halinde toplandılar bunlar, bu gruplar. Hadi'l ketaib ndammet ve şekkelet liva'l tevhid. Bu gruplar, bunların hepsi bir araya gelip, küçük grupların hepsi bir araya gelip Tevhid Tugayı diye teşkil edildi. Evet. Ve kâmet bi tahrir rif şemali bidayeten. Ve Halep'in kırsalındaki kuzey diyelim, Halep'in kuzeyindeki rejimin güç olduğu ve adamların ve askerlerin olduğu alanları artı başladılar yavaş yavaş onların elinden almaya. Evet, sınırdan başlayarak kuzeyinde. Yani bu bahsettiğimiz Tevhid Tugayları küçük küçük gruplar kırsalda oluştu. Evet. Sonra Tevhid Tugayları diye isim altından birleştiler. Evet. Ve Halep dediğimiz bölgede 6 milyon insanı olan, kendi tabiriyle Türkiye'de de bu çok kullanılıyor. Evet. Türkiye'nin İstanbul'u gibi sanayi, ticaret şehri olan bu Halep bölgesinde sisteme karşı, rejime karşı direnişe, silahlı direnişe geçti. Evet. Evet. Evet, aynen böyle. Tufadal. Kemal. Dekhal liva'at tevhid ile medinet Halep. Ve Tevhid Tugayı Halep merkeze, kırsalları rejimin elinden aldıktan sonra Halep merkeze girme, hücuma kalkma kararı aldı. Tevhid Tugayları girmeye başladı. Tabii. Halep. Kana liva'ul vahid fi medinet Halep. Halep'te tek ilk tugay, ilk teşkil edilen tugaydı Tevhid Tugayı. فقام بتحرير نسبة كبيرة من أحياء حلب. وحلبين إلك مركزinde işte Halep'in ilk girişlerinde ilk hücuma kalktığı anlarda epey bir alan yüzdelik bakımında bir şey söyleyebiliyor musunuz? Bilmiye şad mesela. وصلت النسبة إلى 70% من الأحياء. Aşağı yukarı %70 Halep'in %70'ini alanla ele geçirdi Tevhid Tugayı. Evet. ثم بدأت تتشكل كتائب أخرى وألوية. Ondan sonra başka gruplar teşkil edilmeye başladı. Tevhid Tugayı yine Tevhid Tugayı kaldı. Başka gruplar da artı, işte her 50 kişi, 100 kişi, 150 kişi kendine göre bir gruplar da kurmaya başladılar. Netice hadi teşkilat. Ve bu teşkilatlardan sonra, neticelerden sonra kent hunak teşkilat murtabita bi cihat hariciye. Maalesef bazı gruplar, bu teşkil edilen, sonradan teşkil edilen gruplar dış ülkelere bağlı çalışıyorlardı. Olha ajendat khassa biha. Ve ayrıdan özellikle yani destekçileri olan ülkeler, işte bazı ülkeler, dış ülkeler, işte ben bu gruba destek veriyorum, başkasına, başka gruba vermiyorum diye. Öyle bir. Bunlar yine Halep bölgesinde. Halep bölgesinde. Beynema baqiya liwa'at tevhid muallaf min abna Halep ve Rif. Ama ki Tevhid Tugayı kaldı ki Halep halkından. Sonuçta sivil halktan oluşan bir tugaydı. Şunu mu kastediyor yani, dışarıdan hiçbir destek, bu tugaylara destek geliyordu. Ancak yabancı militan buyurun falan alınmadı bu tugayların içine. Onu mu kastediyor? O tugayları mı diyorsun, Tevhid Tugayları? Tevhid Tugayları. Tevhid Tugayları'nı.
بالنسبة للواء التوحيد كان في أجندات أو كان في مقاتلين من برا مرتزقة؟ كان في بينات اللواء التوحيد بأول تشكيل لواء التوحيد؟ كان في لم يكن في لواء التوحيد لا بداية ولا نهاية إلا سوريين من حلب وريفها والمحافظات السورية فقط. Kesinlikle öyle bir şey olmadı tabi Tugay'ın da dışarıdan ne bir başka ülkeden işte savaşmaya gelip de Suriye tabi Tugay'ına katılma bir olmadı. Ne hiçbir ülkeden, yani ne Mısır'dan ne Libya'dan ne işte başka bir ülkeden. Buna siz mi müsaade etmiyordunuz? أنتوا كنت ما تسمحوا له هالشيء ولا؟ لا نحن لا نسمح بغريب. Tabii ki biz başka ülkeden gelip tabi Tugay'ına katılma isteyenlere şey izin vermezdik yani, daha doğrusu. Bunu, bu anlaşılsın diye. Yani bu Tevhid Tugayların bir kararı dışarıdan. Tabii, kimseyi... Bir kararı, alınan bir kararı ve sonuçta Suriye halkı hepsi de. Haythu kan lüvat tevhid yu'tabar muassese, yani muassese kamile. Ve Tevhid Tugay sadece bir muhalif silahlı grup değildi başlangıçta. Daha doğrusu bir müesseseydi yani. Müessese gibiydi. Sivil toplum kuruluşu gibi. Bir müesseseydi yani. Evet. Her şey vardı içinde. Müessese tıbbiye mesela. Ve tıbbi olarak yardımları vardı bu Tevhid Tugay'ın halka. Gıda yardımları vardı. Hayat şer'iyye. Ve şeriat mahkemeleri, şeriatla işte cemaatleri vardı. Müessese karaba. Mesela işte elektrik müessesesi, mesela işte bir elektrik arızası oldu diyelim. Bir köyde işte Tevhid Tugay'ındaki bazı rejimden ayrılan. Evet. Mühendislerimiz şey, evet, bunlar işte Tevhid Tugay'ında çalışıyorlardı. İşte hemen gidip müdahale edip işte bir yerde su arızalandı. Bir patlama oldu mesela su borularında, hemen oraya müdahale edecek şekilde. Evet. Böyle müesseseler vardı Tevhid Tugay'ında. Fakan liwa tevhid ليس عسكريا فقط وانما يقدم خدمات حتى للمدنيين. Tabii ki Tevhid Tugay sadece askeri bir tugay değildi ve halka da yardım sunan bir müesseseydi sonuçta. Kavnuhum min abna'i şa'b. Ki onlar da Tevhid Tugay hepsi Suriye halkı olduğu için ve hepsi sonuçta Halep ve Halep'in kırsalın oranın gençleri. Cihat Bey, evet. Kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra Tevhid Tugayları nasıl İslam cephesine dönüştü? Evet. Ve İslam cephesi de bugünkü haliyle Cephetul Şamiye'ye nasıl dönüştü? Onları her ikinize de yönelteceğim. Kıymetli izleyiciler, bir reklam aramızından sonra tekrar birlikteyiz. Sunduğu siyaset analizi devam ediyor. Reklam arasından sonra tekrar siyaset analizi devam ediyor değerli izleyiciler. Birinci bölümde de tanıştırdım. Tekrar canlı yayın konuklarımı tanıtmak isterim. Pilot Albay Muhammed El Ahmet Suriye Cephe El Şamiye Askeri Müsteşarı, Cihat Muhammed Cephe El Şamiye'nin Diş İlişkiler Müsteşarı. Birinci bölümde değerli izleyiciler, Pilot Albay Muhammed El Ahmet Bey özellikle 1980'li yıllardan itibaren Hafız Esat, Baba Hafız Esat'ın Suriye'de kurduğu, kendi ailesinden, kendi mezhebinden, etnik yapısından kurduğu silahlı güç üzerinde çok durdu ki kendisi de 2012 yılına kadar bu silahlı gücün içerisinde albay rütbesine kadar yükselmiş Halep kökenli bir Arap kardeşimiz. Ve Cihat Bey de anlattı aynı şekilde. Halep bölgesinde 6 milyon insan oldu. Bu Halep'in bizim İstanbul'umuz şeklinde telakki etmemiz gerektiğini, sanayi ve ticaret şehri, tarih ve turistik yerler, 6 milyon insanın tümünün bu 4 yıllık, geçen 4 yıllık süre içerisinde hicrete, yani iltica etmeye zorlandığı ve bütün tarihi ve güzel mekanlarının yerle bir edildiğini her ikisi de anlattı. Şimdi birinci bölümün sonunda Tevhid Tugayları üzerinde durmuştuk Cihat Bey. Evet, Tevhid Tugayları Cephe İslamiye'ye nasıl dönüştü? Onu keyfe, üstada bir sorarsanız. Keyfe tahavvel liva tevhid ile Cephe İslamiye? Kama kalt تشكيل لواء التوحيد في البداية كان من كتائب صغيرة. Öncelikle size anlattığım gibi tabi Tugay küçük gruplardan oluşan bir Tugay'dı. ونتيجة نجاحاته التي حققها في حلب. Bazı başarılardan dolayı gördüğünüz gibi işte devrimin ilkinde tabi Tugay gösterdiği başarılardan ötürü. قام النظام بإدخال الجيش إلى مدينة حلب. Ve rejim güçlü bir şekilde
askerine Halep'e girdirme kararı aldı. Vaktelefe nu'a al-qital. Ve tabii ki savaşma taktikleri de değişti orada. Sokak savaşına döndü çünkü. Gerilla savaşına döndü şehir içinde. حيث استخدم الدبابات والأسلحة الثقيلة والطيران. Tabii ki Halep merkezi şehirde bile tankları artık kullanmaya başladı, ağır silahları ve uçakları kullanmaya başladı. فكذا لابد من تكتل الألوية الموجودة في حلب. Tabii ki yakın olan ve dürüst güzel şekilde doğru bir şekilde çalışan gruplar. لتشكيل جيش أو قوة ضاربة. Ve bir anlaşma kararı alındı, birlik ve beraberlik halinde. Bir daha güzel bir tuvay, daha güçlü bir cephe veya işte silahlı ordu, güç oluşturmak. Ordu kurmaya karar alındı. Bu gelen rejimin gücüne karşı nasıl biz bir ordu teşkil etmemiz lazım ki bunun karşısında durabilelim diye böyle bir karar alındı. Ondan sonra Cebel İslamiye teşkil olundu, beyan olundu. Muallafa min kubra al-fasail. Tabii ki bu Cebel İslamiye büyük gruplardan oluştu. Fi Suriye. Tabii ki Suriye'de. Suriye genelinde tabii ki. Evet. Hada teşkil. Ve bu teşkilden sonra kana ibara an ittihad ve taavun. Tabii ki bu sadece birlik ve beraberlik ve aynı karar, aynı çatı altında, hedefimiz aynı karar altında kuruldu Cebel İslamiye. وتنسيق من أجل الأعمال القتالية. Tabii ki savaş şeklini aynı işte bilgi beraberlik işbirliği bütün gruplar arasında işbirliği girme değil de işte her şehirde mesela işte İdlib'de Cebel İslamiye vardı, Şam'da Cebel İslamiye vardı, Halep'te Cebel İslamiye vardı. Evet. Bu şekilde. بعد ذلك تحول الفصائل الموجودة في حلب إلى اندماج كامل. Tabii ki Halep'teki toplam gruplardan oluşan, işte güçlü gruplardan ve öne çıkan gruplardan oluşan karar aldı ki hepimiz bir karar alıp bir çatı altında toplanıp Halep Cebetül İslamiye'yi kuralım. Birlik ve beraberlik halinde. Karar aldı ve Cebel İslamiye kuruldu. فَكَانَ اللِوَا التَّوْحِيدَ هُوَ الْأَكْبَرَ الْفَصَائِلَ الْمَوْجُودَ فِي الْجَبَلِ الْإِسْلَامِيَ. Tabii ki Cebel İslamiye'nin içinde sayısı en çok olan grup Tevhid Tugayidine. Yine Tevhid Tugaylarıydı. En sayısı çok olan Tevhid evet. Tugaylardı tabii ki. Peki şimdi şeye gelelim. Şu andaki duruma gelelim. Evet. Yani Cephe el-Şamiye. Evet. Şam ismiyle sadece Suriye'de değil, Suriye'nin dışında bile gruplar var. Tabii. Kaldı ki Şam'da da böyle bir grup var. Şam grubu. Buradaki kastınız ne size sorayım. Yani Cephetül el-Şamiye. Siz buradaki kastınız bütün Suriye ile mi ilgili yoksa sadece Halep merkezi? Yok, sadece Halep merkezle ve Halep bölgesinde, Halep kırsallarında ilgili bir karar alındı. Baş liderlerle istişare edildi ve yine nasıl Cebetül İslamiye kurulduysa o şekildeydi. Bir çalışma sonucu en etkin grupları bir çatı altında toplanıp ve bu isim konuldu ve karar alındı. Baş liderlerin aldığı bir karar. Cebetül Şamiye Halep. Adı Cebetül Şamiye Halep olarak kuruldu. Evet. Şam değil yani. Şam ismi kullanıldıysa da burada sizin tabii faaliyet gösterdiğiniz alan Halep bölgesi. Tabii Suriye'yi biz Şam toprakları deriz ya. Evet. Şam toprakları altında. Tabii. Suriye'yi Halep, Cebetül Şamiye Halep adında kuruldu. Evet. Evet. Üstad'a sormak isterim. Albay Muhammed El Ahmet. Kendisi şu anda da Cephetül Şamiye'nin evet. Askeri müsteşarı. Evet. Bize Cephetül Şamiye'yi biraz anlatsın. Yaret, niçin bu isme dönüştürüldü ve şu andaki gücü ne? Halep bölgesinde ne yapıyor? Onu keyif teşekkül Cebel Şamiye. Yaret fesirin an vada Cebel Şamiye ve vakti hali. انه من اين لاين تمتد جبهات جبهه الشاميه وشو قوته؟ تمام. نتيجه استعمال الجيش للقوه العنيفه ve Suriye rejiminin güçlü bir şekilde Halep'i alma bir ordu sayısını fazlalaştırmasından sonra askeri ordusunu
واستخدام ميليشيات من خارج سوريا. طبعاً كي dış ülkelerden silahlı çeteleri toplayıp getirip Suriye halkına. Kimi kastediyor? İran'dan ve Hizbullah diyelim, Lübnan'dan Hizbullah, işte silahlı bir çeteler halinde getirip grup grup Halep'e girdirmeye başladı rejim. Sonuçta hedef Halep'i çember altına almaktır. Evet. فكان تشكيل الجبهة الشامية مطلب شعبي. Ve sonuçta Cebetü Şamiye'nin teşkil olması halkın isteğiydi. Daha doğrusu. Halep halkının. Halep halkının isteği üzerine kuruldu. كونها ايضا تضم ابناء الشعب السوري في حلب وريفها. Tabii ki bunun içinde Cebetül İslamiye'de kurulduktan sonra hepsi de Suriye halkı sonuçta. Suriye, Halep halkı ve Halep'in kırsalındaki halk sonuçta. ومقاتلين الجبهة الشامية مواطنين بالأساس. Tabii ki sonuçta Cebetül İslamiye ve Cebetül Şamiye'nin bütün askerleri, bütün silahlı adamları hepsi de Halep halkı. Onu ısrarla söylüyor, izleyicilerimiz tekrar duysunlar diye söylüyorum. Sayın Komutan, Sayın Muhammed El Ahmet Bey şunu herhalde vurgulamaya çalışıyor. Tekrar kendisine sormanızı istiyorum. Evet. Yani gerek İslam cephesi gerekse bugünkü Cephetül El Şamiye'de asla Suriye vatandaşı olmayan kimsenin silahlı güce katılmasına müsaade etmiyoruz. Onu söylüyor galiba. انه عم يجي له رسائل من الشعب التركي انه انت عم تاكد انه لما تشكل الجبهه الاسلاميه وتم اخذ قرار عن طريق الشعب السوري شعب حلب تم تشكيل الجبهه الشاميه لا يوجد اي عسكري مقاتل من برا من الخارج انا اؤكد انه لا يوجد لدينا لا في لواء التوحيد بدايه ولا في الجبهه الاسلاميه ولا في الجبهة الشامية أي عنصر من خارج سوريا كوننا ترجم طبعا bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Gerek Tevhid-i Gayken, gerek Cebetül İslamiye, gerek Cebetü Şamiye kurulduğunda bile şimdi şu anda bile hiç dışarıdan, dış ülkeden bir yabancı uyruklu silahlı şahıs yok. Bizim bu sizin kararınız, sana soruyorum yani Cihat Bey, siz evet. Böyle bir şeye müsaade etmiyorsunuz anladığım kadarıyla. Müsaade tabii ki. Evet. Ve aldığımız karar da bu. Evet. Gruplar halinde. Hı hı. Ve aldığımız karar da dışarıdan silahlı getirmemeye kararı. Buyursun. Ve kama kult ana hiye matlab şa'bi kanet. Tabii ki sonuçta halkın isteğiydi Cebetü Şamiye'nin kurulması. Lennaha mukavvene min muvatinin suriyin. Çünkü Suriye halkından oluşan bir grup bu. Ve kul muvatin yuhibbu vatanı. Tabii ki her halkta ülkesini seven bir. ولا يريد أي مرتزق يأتي ليحتل أرضه. Tabii ki hiçbir Suriye halkı olsun, gerek başka bir halk olsun, kendi bir heykeliyeti, kendi bir kuruluşu varsa o kuruluşun içine dış ülkeden birisinin gelip girmesini veya dağıtmasını istemez. لأن النظام استخدم هذه الميليشيات المرتزقة. Çünkü evet. rejim gördünüz, dış ülkelerden gerek İran'dan gerek Hizbullah'ın adamları geldi ve Suriye'yi paramparça ettiler. Orayı biraz açmasını isteyeceğim. Yani evet. Dışarıdan kastettiği gruplardan halen Halep bölgesine çok sayıda savaşçı var mı? Enno nizam amizdaktı min milişiyat min kharic. Lahad la mevcudu fi mantaqat Halep. Enno milişiyat min kharic. Naam. Nahne fi kul ma'raka nakhudha na'sar anasar afganiyye ve anasar min İran ve anasar min Lübnan ve hatta fi min Kurya. Tabii ki biz her cephede savaştığımızda, ilerlediğimizde ve bir hücuma kalkıştığımızda esir aldığımız şahıslar veya işte ölen şahıslar ya İranlı çıkıyor ya Lübnan Hizbullahlı çıkıyor, bazen de Güney Koreli ve Afgan çıkıyor. Peki, İran Hizbullah'ı bizim evet. izleyicilerimiz anlar. Güney Kore'den neden geliyorlar? Yani ne amaçla geliyor? Bir de Afganistan'da hangi gruplar geliyor? طيب شو السبب انه من الخارج الا فهمنا الايران وحزب الله من لبنان هذول فهمنا فلذلك من الكوريا او من افغان ليش عم يجوا وعم وقفوا مع صف النظام عم قاتلوا الشعب السوري شو السبب بالنسبه للافغان والايران ياتون لامر طائفي بحت يعني امر طائفي مستخدمينه من ايران ليقاتلوا الشعب السوري على اساس طائفي sonuçta onlar bir ırkçılık amacıyla geliyorlar.
Suriye rejim tarafında yer alıyor. Irkçılık diye zannedilip işte Sünni Şii savaşı gibi. Yani Sünni Alevi savaşı. Etnik ideoloji. Böyle ideoloji algılayıp gelip rejimin tarafında saf alıyorlar. Ve Afganistan'dan gelenler de Şii mi? Onu mu kastediyorsun? Hatta Nijem Afgan kemen nefsin fikri. Bilnisbele Afgan kan hunak harf Afganistan. Tabii biliyorsunuz Afganistan'da savaş var. Fe fi muhacirin min Afganistan ila İran. Biliyorsunuz ki Afganistan'dan İran'a gelen muhacirler var. Evet. Fe haula el muhacirin el Afgan yatuna biha min İran ila Suriye. Ve aynı Afganistan'dan mültezi halinde İran'a gelen o şahıslar İran'dan geri kalkıp Suriye'ye geliyorlar. İran'da yaşamışlar. Bil izafe ila hunak sucena Afgan fi İran. Tabii ki İran'da biliyorsunuz çok Afganistanlı hapiste. İran hapishanelerinde çok tabii, Afgan tabii, var. Çok Afgan var tabii ki. Muttehemin bi ceraim ticaret bil muhaddirat. Tabii ki işte bu bazı ağır suçlardan yargılanan Afganlar var. Eroin esrar kaçakçılığı. Esrar, ağır işte idam mahkumları var bazen. Fe ya'tuhu hurriyetuhu bil qital fi Suriye zaddi şa'bi Suriye. Onlara işte diyorlar ki seni artı idam kararından aldık. Seni özgür bırakacağız ama ki gidip şartımız Suriye'de rejimin tarafında kim bunu söylüyor? Karşı savaşacaksın İran. Bunlar. İran yönetimi. Tabii. Bu anlamda deliller var elimizde. Fi antkun delail lehashi. Taban fi an ana mahki fi asir asarna. Bu deliller fi İran ve Afgan. Bu deliller elimize düşen bizim grubumuza düşen İranlı ve Afganlı esirlerden dinlenip oturup onlarla işte siz niye buraya savaşmaya geldiniz? Amacınız ne diye. Kendilerini konuştuğundan biz oradan alıyoruz tabii ki. Güney Koreliler kendiler böyle söylüyor. Tabii el Kore اللي جايين او من كوريا الشماليه ولا جنوبيه. بالنسبه لكوريا الشماليه نفس نظام الحكم. الانظمه القمعيه تتعاون مع بعضها البعض. النظام الروسي قمعي، النظام الايراني قمعي، النظام الكوري قمعي، النظام السوري قمعي. فهي انظمه قمعيه تتعاون مع بعضها في كل الامور. طبيعي onların kaidesi de aynı rejim nasıl? İşte orada da rejim benzerliği var. Tabii işte Rusya'da mesela işte Güney Kore'de. Aynen o zihniyet, aynen o ideoloji. O amaçla gelip zaten savaşıyorlar burada. Cihat Bey size soracağım. Evet. siz dediniz ki biz Cephetü Şamiye olarak Babu Selam kapısı yani Öncü Pınar'ın hemen evet. Öncü Pınar. Yakın bizim olur. Yakınımızda evet. Bizim kapımız Suriye'nin kapısı da Babu Selam. Orada 5000 civarında mülteci var dediniz. Halep evet. Kökenli. Evet. Ne tür faaliyetleriniz var Cephetü Şamiye olarak orada? Şimdi Atıf Bey elimizden geldiği kadar faaliyet veriyoruz orada. Mesela işte kardeşlerimizin sonuçta biz hep mi Suriyalıyız? Hı hı. İşte gelen mültecilerimizin bazen gıda ihtiyaçları oluyor. Elimizden geldiği kadar gıda faaliyeti verebiliyoruz. Bizim kendi müesseselerimiz var Cephetü Şamiye içerisinde. Ve ofislerimiz var. Bazının işte çocuğuna süt lazım. Bazının işte alacak hiç parasını kaybetmiş. Evi bombalanmış. Hiçbir şeysi kalmamış. Elbisesi bile gitmiş. Yani giyeceği yok. Ona giyecek temin ediliyor. İşte o çadır kentin içinde emniyet güçlerimiz var. Arkadaşlar orada güvenliği de kendimiz sağlıyoruz. Tabii güvenliği de biz sağlıyoruz. Ya yani birisi birisine sıkıntı verirse veya tacizlik mesela işte can sıkıcı bir şeyler. Ya birisine rahatsızlık vermesin diye. Orada arkadaşlarımızı komşuz, emniyet birimlerimizde. Orada güvenliğini oranın güzel bir şekilde de. Oradaki kamplar veriyoruz. Yaşam kalitesi bakımından iyi mi? Yani Türkiye'deki kamplar gibi altyapı vesairenin yapılmış durumda mı? Yani doğrusunu isterseniz çadır. Yani çadır. Konteyner kent değil de çadır. Çadır. Çadırda tabii ki şartlar zor biliyorsunuz. Zor. Kışın günü işte çadır işte güçlü bir yağmur olduğunda işte seller altında kalıyor, çamurun içinde kalıyor. Zor şartlar tabii ki, kolay değil. Üstad'a şeyi soralım. Dedi ki, biz Tevhid Tugayları olarak başladığımızda bir süre sonra Halep vilayetinin kırsal kesimiyle birlikte %70'ini kontrolümüz altına aldık. Evet. Şu anda Cephetü Şamiye olarak durum nedir? بالنسبة لأول تشكيل لواء توحيد لما دخلنا على مدينة حلب أخذنا بالمئة وسبعين في نشاط في مدينة مع ريف وهلأ أنتم كجبهة الشامية كنحن جبهة الشامية كم قوتنا في حلب أو أين جبهاتنا امتدال من أين إلى أين
في الحقيقة لواء التوحيد هو مادة كل الفصائل الموجودة في حلب، هو مادة الفصائل. طب كتابي تغيشوا أنا غدر ده فار يعني جبهة الشام كندا. كم التشكيل كم التشكيل الأول؟ طبيعي كي إلك تشكيل أظن إلك هيكليات يا إلك كروش شو أنا غدر تبي تغيش ذاتا فار. دوام يديو. لدينا جبهات يعني جبهتين، جبهة داخلية وجبهة الريف. طبيعي كي جبهة الشام يعني إكي قولوا فار جبهات إلجلي. جبهة حلب المدينة طبيعي كي حلب مركزي جبلر تضم القطاعات كاملة طبيعي كي نقطلار لن بولنمش شكل ده يعني تعتبر 10 إلى 15 جبهة طبيعي كي 10 إلى 15 جبهة diyebiliriz حلب مركز ده وهي ama hepsi aynı grup altında cephetü Şamiye cephetü Şamiye altında evet. evet هذه الجبهات عبارة عن مساكن مكتظة بالأبنية والسكان Tabii ki bu cepheler maalesef şehir içi olduğu için işte binaların arasında, işte evlerin, sokakların, caddelerin arasında olduğu için işte sokak savaşı diyoruz biz. Evet. Gerilla savaşı. فنقوم في هذه الجبهات بحرب العصابات أو بسموها حرب شوارع قتال شوارع. Tabii ki bu cephelere şöyle bir ad diyelim işte sokak savaşı. Evet. Ve çete savaşı. Gerilla savaşı. Gerilla savaşı gibi. وهي يعني أصعب أنواع القتال. طبعا كي زور بيساواش بو. çünkü şehir içinde olduğu için زور بيساواش. الجبهة جبهة الريف حلب. طبعا حلب قرصاندخ olan cephemizde. تقسم إلى ثلاث أقسام. طبعا كي 3'e bölünüyor. 3 bölme. 3 ayrı bölme. Bunlar tugay bölük o şekilde değil mi? Bizim bu anlamda anlamamız lazım. Evet. Evet bu bölükler. Tugay bölük. Evet. Tabur gibi. Rif حلب الجنوبي. ممتد من خناصر إلى مدينة حلب. طبعاً كي حلبين güneyinde bir noktamız var, bir cephemiz var o tarafta. Ta Hanasır'dan işte Halep'in merkezine kadar orada bir cephe, bir uzunluğunda bir cephe var. وهذا يعتبر خط امداد النظام الرئيسي. طبعاً كي ora o çok önemli bir nokta çünkü o noktadan rejime yardım, rejimin askerlerine daha doğrusu rejimler rejimin askerlerine yardım gelen hat. Evet. O hat giderse yani rejim çok ilerliyor Halep'te, çok güçleniyor. Biz onun için o noktaya ağırlığımızı koymuşuz ki rejimin yardımını kesmek için, rejim askerlerinin yardımını kesmek için. İşte silahtı, mühimmattı, gerek işte yemekti. Kıtta'al Avrif Halep-i Şarkı, mümessel bir sinaha. Tabii ki Halep'in doğu cephesi, kırsalı. Fi Kıtta'al Bireyc, fi... Tabii ki sanayi bölgesinde, Halep'in sanayi bölgesinde oradan işte Breç, Handarat dediğimiz o bölgelerde. Oralar sanayi bölgeleri. Tabii. Evet. Sanayin karşı hemen karşı köyler diye. Evet. Fi kıtta'al şemali. Tabii ki kuzey. Ve o cephet Daş. Tabii ki IŞİD'in olduğu cephe. Ve olduğumuz noktalar. Tabii ki en uzun olan ne kadar? Cephemiz. Kaç kilometre? Min eyne leyle temted? Min Amhoş. Kim kilometre? Nara. إلى حدود تركيا تقريبا. طبعا كي تركيا سنرندن حلب إلك كريشنا قدر كم كيلومتر؟ 40 50 يعني 40 إلى 50 كيلومتر arasında. المسافة. جبهة. جبهة الشامية olarak داعش ile çatışma haline giriyor musunuz? أنتو كجبهة الشامية عم تقاتلوا مع داعش؟ طبعا. طبعا كي. ومن يومين حررنا سد الشهداء وقرية الحصية. طبعا كي 2 gün önce. IŞİD'in alından, IŞİD'in elinden iki köyü aldık. Gençlerimiz iki köyü ele geçirdiler. Sorunun başına elinde. Dönecek olsam, evet. Başta %70'ini kontrol ediyordunuz. Şu anda durum nedir? Bidayeten ken liwa tevhid musaytır ala Halep bil 170. Haliyen bil 170 musaytırın kecebe şamiye la Halep. Nisbe ve tenasub. Tamam. تسيطر الجبهة الشامية تقريبا على 55 إلى 60% من جبهات حلب. طبعاً حلب جبهاتهن %55 إلى 60 arası bir oranda جبهة الشامية şu anda cepheleri Halep'te. طبعاً هناك فصائل أخرى. طبعاً كي orada başa gruplar da var başa grupların cepheleri de var. نتكلم عن الشامية. Biz sadece جبهة الشامية konuşuyoruz tabii ki. Bütün muhalif gruplar. Şam cephesiyle birlikte yine %70'ini kontrol edebiliyorlar mı? Kullu fasail ma'a cebel şamiye. Şad musaytirin bil 100 ve şkad. Medine Halep. Medine Halep.
Halep merkezi diyorsunuz değil mi? Şehir merkez mi? Ve kırsal. Hepsi. Halep ve Rifya. Bilmiyor şu kadar mesela musayitirin ki. Yani takriben bil 65% minel Halep ve Rifya. Aşağı yukarı 65, %65'ine. Ben kıymetli izleyiciler bu arada bir düzeltme yapayım. Pilot Albay Muhammed El Ahmet Bey Suriye'de Afgan, İran, Hizbullah ve Kuzey Kore'den savaşçıların bu bölgede yani Halep bölgesinde kendileriyle savaştığını söyledi. Ben yanlışlıkla Güney Kore diye sordum. Kuzey Kore bildiğiniz gibi komünist rejim olduğu bir Kore'dir. Zaten Muhammed Bey de özellikle onun üzerinde durdu. Yani sistem bakımından Suriye rejimiyle Kuzey Kore'nin anlaştıkları, buluştukları bir ortak nokta var diye. Cihat Bey, şimdi Suriye'deki bu muhalif gruplar arasında Batı'nın çok dikkatini çeken, hatta Türkiye'de de sık sık gündeme gelen çok radikal gruplar var. İşte El-Kaide, Nusra vesaire. Sizin durumunuz ne? Bu anlamda belki size yönelik bir algı da oluşturulmak isteniyordur. Sanki evet, bu gruplardan birisisiniz. Tabii. Siz bu cephenin dış dünyaya açılan gözü penceresisiniz. Sizden dinleyelim. Şimdi efendim şöyle bir durum var. Herkes bizi aynen biz niye İslami cephe diye koduk diye. İşte dışarıdan işte bazı algılar geliyor. Bazı şahıslar diyor ki bize işte siz de Cebetül İslamiye bu adı kullanıyorsunuz ki işte El-Kaide'ye yakın bir grupsunuz. Veya Nusra'ya veya IŞİD'e yakın bir grup gibi görünüyorsunuz diyor. Böyle algılanıyorsunuz. Aslında öyle bir şey kesinlikle yok. Halbuki IŞİD'le savaşıyorsunuz. Halbuki IŞİD'le savaşıyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir durum var Atıf Bey. Şimdi siz gerek biz Halep'te merkezde savaşıyoruz. Rejime karşı mücadele veriyoruz. Bir tarafımızda başka grup. Muhalif Suriye Özgür Ordu. Bir tarafımızda El-Nusra. İdlib tarafında son olayları zaten takip ediyorsunuz. Evet. Nusra nasıl bir başarı sağladı rejime karşı. İdlib bölgesinde ve şehirde merkezde. Şimdi sen kalkıp da rejimi bırakıp El-Kaide ile gel savaşayım dersen veya IŞİD ile komple oraya yönelik yönelim dersen bitersin zaten. Öyle bir dünya yok yani. Öyle bir sistem yok. Zaten bizim cephemiz Albay'ın dediği gibi 45-50 kilometre sınırdan Halep merkeze kadar zaten IŞİD'le biz savaşıyoruz. Evet. İki gün önce de iki köy ellerinden aldık IŞİD'i. Rejimle aynı keza. Şimdi İdlib'e bakarsın İdlib'de IŞİD yok. Sadece rejimle savaşılıyor. Şam'a bakarsan aynı keza durum. Hami'ye bakarsan rejim. Ama bizim olduğumuz bölge en tehlikeli ve en sıkıntılı bölge. Bir yanımızda IŞİD, bir yanımızda rejim. O da güçlü bir şekilde Halep'i çembere alma şeklinde güçlü bir şekilde atak yapıyor. Yani bizim durumumuz belli zaten cephe düşeğimi olarak. Nasıl bir mücadele verdiğimiz de belli. Evet, size tekrar döneceğim. Üstadıma dış dünyadan beklentisini sormak istiyorum. Çok net olarak ortaya koydu. Yani tevhid tugayları, cephe İslamiye ve bugün Cephetül Şamiye. Evet. Bu grup asla dışarıdan kimsenin gelip kendileriyle birlikte rejime karşı savaşmasına müsaade etmiyor. Edilmez. Savaşacak olan tüm insanların Suriyeli olmasına dikkat ediyor. Ve dışarıdan da kendi ifadesiyle İran, Kuzey Kore, Afganistan, özellikle geçmişte savaş sırasında İran'a gelmiş olan gruplar var Afganistan'dan. Hapishanelerde yatan büyük cürümler işleyen insanlar var. Bunların geldiğini ve Lübnan Hizbullah'ın orada kendilerle savaştığını, kendilerine bunları buradan çıkarmak istediklerini ifade etti. Dış dünyadan ne bekliyor? Maza tatlub min müştema'a d-duvali? Min umal muttahidi ke müştema'a d-duvali bi ekmeliha? نحن نطلب من المجتمع الدولي ممثل بالأمم المتحدة. طبعاً دش كذا. بيرلشمس ملتلا باشلوا. evet. güzel. بيرلشمس ملتلا باشلوا. وليس فقط من المجتمع الدولي. دول منظمة الدول الإسلامية.
tabii ki sadece Birleşmiş Milletler'e değil, bütün ülkelerde ve İslam ülkelerinden de, Birleşmiş İslam ülkelerinden ve Dual Arabiye ve Arap Birleşmiş ülkelerinden de. Li musanadet thawra Suriye. Ve bu devrime gerçekten dayak olmalarını ve yardımcı olmalarını ve yanlarında durmalarını. Ve tahammul kafet mesuliyet ahlakiye. Ve her türlü ahlak konusundan tüm mesuliyetlerini almalarını. Tijah şa'b zulme ve kutu ve şerr. Halka karşı ve bu mazlum halka karşı 4 yıl süren bir savaştan sonra ve şu ana kadar savaşın ve ölümün devam ettiği bir Suriye'de rejimin kullandığı bütün ülkelerde yasak olan silahları kullandı zaten rejim. Kimya gerek zehirli kimyasal bombalarla saldırı yaparken gazlı klor ve klor gazıyla aynı şekilde kullandı. Tabii ki siz ne bombası diyorsunuz? Kanabil unkudiye biz Arapça diyoruz. Misket bombası. Misket bombası. Galiba, evet, misket bombasını kullandı. Gazze'de de kullanıldı. Tabii, bunlar İsrail tarafından. Her türlü ağır silahları, uçakla ve sukut füzelerine bir şehirden şehire atarak uzun menzilli. Uzun menzilli. Haydi demara hayat bil kamil. Yani bazı illeri tamamını yok ederek hayatı yok etmiş durumda. Hayatı komple yok ederek. Sosyal hayat yok. Uzun menzilli silahları kullandı. Bir ilave ile istemal jami anwa' al aslah al tayaran ve al madfaiye ve al dabbabat. Artı hava saldırısı, ağır top saldırısı, varil bombası. Mazal yertekib jaraim. Mazal nizam yertekib jaraim. Şu ana kadar daha aynı şekilde devam ediyor ve cürüm işlemeye devam ediyor. Mecazer. Ve aynı şekilde insanlar katletmeye, katliamlara devam ediyor. Ve ahir mecazera hasalat fi Halep yevme ams. Ve en son yaptığı katliam Halep'te geçen gün yaşandı zaten. Dün mü yapıldı? Berha. Ams. Berha. Geçen günler. Kasafa cisr el hac. Hac köprüsü deriz biz Halep'te. Orada evet. Bir hac köprüsü var. Bir baramir mutefeccira. Varil bombalarıyla yaptığı saldırıda kaybı hayatını kaybeden 30 kişi, sivil 30 kişi hayatını kaybetti. Ve onlarca yaralı. Tabii ki orada bir yaklaşık 10 tane böyle otobüs duruyordu. İnsanları oradan alıp başka bir yere götürmek için. İşte bir küçük garaj diyelim veya küçük halk pazarı diye analım. Otopark gibi bir yer. Otopark gibi bir yer. Hatta ki o otobüslerin içindekileri bile yanmış kül olmuştu. O netice tedmir bünye tahtiye li Suriye. Tabii ki alt tabakasını, Suriye alt tabakasına bakarsak, alt yapısına bakarsak tamamıyla çökmüş durumda ve harabe durumda. Ve rejimin mahvettiği, bitirdiği muassasat-ı kahrubâ, yani elektrik şirketleri yok. Tabii muassasat-ı miye, su şirketleri, su şebekeleri yok. El-medâres ve okulların bombalandığı, yerle bir olduğu. El-mesâcid, camilerin bombalanıp yerle bir olduğu. Görüntülerimizde de zaten bunları görüyoruz şu anda. Hastanelerimizin. Hastaneler aynı şekilde. Tabii. El-esvâk-ı şâbiye. Tabii ki normal halk pazarları. Halk pazarları yerle bir edip insanları katletti. El-karacat ve otogarları, küçük halk otogarları ve mazala mustamirran fi mecazir. Ve şu ana kadar daha o katliamlar da devam ediyor Atıf Bey. Lidalik nutalib el mujtema el devli. Onun için Birleşmiş Milletler'inden an yetahammal mas'uliyetu. Ya bunun bir mesuliyetini artık kaldırmaları lazım. Liqaf şerr eddem. Sorumluluğunu yerine getirmeleri gerekiyor. Sorumluluğunu yerine getirmeleri lazım. El mustamir mundu 4 senavat. Tabii ki bu savaşın 4 yıldan beri vukufu sürdüğü ve vukufu ile canib şa'b-ı mazlum. En azından Suriye halkının yanında yer almaları. Mazlum halkın yanında durmak gerekiyor. Bunun kendilerinin görevi sonuçta insan hakları, Birleşmiş Milletler. Yani mazlum olan halkın yanında durmak değil mi sonuçta bunların görevi? Evet. Size gelelim. Siz Türkmensiniz. Çok da güzel. Ana dilinizi konuşuyorsunuz. Evet, Türkçeyi konuşuyorsunuz. Türkmenler de bu Cephet-i Şamiye'nin içinde mi yer aldılar? Genel olarak baktığın zaman Halep ve kırsal alanda şeyden de bahsedebilirsiniz. Türkmen toplumu ne kadar?
Şimdi şöyle ne kadar bu grup içerisinde Cebat-ı Şami, dediğimiz gibi Cebat-ı Şami'ye bizde böyle bir ırkçılık şeyi yok. Biz herkes kabul ediyoruz Cebat-ı Şami'de. Tabii. Arabı da, Kürdü de, Türkmenli de, başka ırkı da. Eyvallah. Ama yani Türkmenler genelde burada mı? Şimdi Türkmenlerin hepsi Cebat-ı Şami'de değil. Bir kısmı da evet. Başka gruplar, kendi grupları halinde mücadelelerini veriyor Türkmen kardeşlerimiz. Ben de sonuçta bir Türkmen tabii. Tabii. Evet. Evet. Türkiye tabii ki Suriye'nin tümünü önemsiyor. Suriye'nin tüm evet. halkını, evet. bütün etnik yapılarını. Ancak Türkmenlerin de Türkiye açısından çok daha bir önemi var. Evet. Biraz önce üstadı dinlerken tercüme etmenizi istirham edeceğim. Gerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve o dönemin tabii 12 yıldır başbakan. O dönemde İçişleri Bakanı da bugünkü başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu. Evet. İkisi de Suriye konusuyla çok ilgili, çok uğraştılar. Evet. Siz buyurun bunu tercüme edin, ben devam edeyim. Ano Sayın Vezir, şesmu Reis Cumhuriyet Türkiye Sayın Recep Tayyip Erdoğan, o Sayın Reis Meclis Vezira Ahmet Davutoğlu. İkisi de Suriye konusunda. Bidayet es-savra اثنيناتها هالشخصيتين اهتموا بملف السوري وقفوا على جانب الشعب السوري. İkisi de diyor ki dış dünya, insanlık alemi Suriye'yi unuttu. Komutan Bey de aynı şeyi söylüyor. Evet. Onları teyit ediyor yani. Seyyid Reis, Reis Meclis Vüzera veya Seyyid Reis Recep Tayyip Erdoğan, Reis Cumhuriye. Onu nefsel hakim ile anlattı. Yani kemen amurun, onu haric ما عندهم اي اهتمام بالشعب السوري المظلوم. Yardımlar konusunda da galiba herhangi bir şey gelmiyor değil mi? Nispelen müsaadet dış ülkelerden mi bahsediyorsun? Dış ülkelerden. Nispelen müsaadet min haric hel yetim ay müsaadet insaniye min haric? بالنسبه للمساعدات الانسانيه موجوده مساعدات انسانيه يعني من الخارج هل يتم من الخارج الى سوريا؟ Özellikle mi? Özellikle Halep bölgesine siz orada faaliyet gösterdiniz. Bilhassa yani Halep. Fi gathiye ve tıbbiye fakat. Yani şimdi insani yardım dış ülkelerden geliyor, gelmiyor değil. İşte tıbbi malzemeleri, gıda konusunda geliyor. Size sorayım. Bu dış dünya, Avrupa, Amerika evet. görüşmeleriniz oluyor mu? Sizi tanıma konusunda yani faaliyetlerinizi destekleme konusunda bizimle paylaşabileceğiniz kadar illa şunlar şunlar tabii. deme anlamında demiyorum. Şimdi Hatip Bey şöyle bir durum var. Biz her ülke mazlum halkımızın Suriye mazlum halkının yanında yer almayı tercih ederse biz her ülkeden görüşmeye hazırız. Evet. Biz hiçbir ülkeyle görüşmeyiz. İşte şöyledir bu ülke böyledir demiyoruz kesinlikle. Tabii. Biz sonuçta bizim hedefimiz Suriye mazlum halkını bu zalim rejimin elinden artık kurtarıp bu rejimin bir an önce Suriye'yi bırakıp artık gitmesi ve bütün Suriye'nin müesseselerine ve toprak bütününe muhafazakar olmasını amacımız bu. Suriye toprak bütününe ve Suriye bütün müesseselerine muhafazakar olup sadece bu zalim rejimin ve onun ailesi ve onun yandaşlarının uzaklaşması bir an önce. Hedefimiz bu. Ve buna bizim bakışlarımıza hangi ülke sıcak bakıyorsa biz o ülkeyle de otururuz. Yani kabul etmeyiz de dediği bir size şey de soracağım. Türkiye'nin Suriye halkına, Suriye konusundaki bugüne kadar yardımlarından tutun, takip ettiği siyaseti, evet, her gün Sayın Cumhurbaşkanı da, Başbakan da, muhalefet liderleri de bir şekliyle Suriye konusu onların gündeminde. Türkiye'yi topyekun baktığı zaman ne der Suriye konusundaki Türkiye'nin siyasetine? انه بالنسبه لل نحن كشعب سوري وكجبهه الشاميه شو نظرتك على دوله تركيا وكيف نظرتك على رؤساء الاتراك؟ في الحقيقه يعني الشعب التركي والحكومه التركيه كانت مواقفهم بيضاء ومتقدمه على كافه الشعوب. طبيعي كيف بنجو على تركيا جريك حكومتي جريك تركيا حلقه يعني بيزا خارش باخش بين بياس حيث قال السيد طيب رجب أردوغان أنتم المهاجرون جمهور باشقان ذاتي مهاجر siz مهاجرين siz biz ansarız diye evet. demişti zaten. Tabii bunlar hep biz dinliyoruz. Evet. Ama sizin gözünüzde ne siz ne diyorsunuz o güzel dinlemek. Antep Hazret Kanışlıoğlu
يعني الشعب التركي نحن اخوه، اول شيء اخوه باخوه وجيران. Tabii ki biz bir komşu ülke olarak Türkiye ile Suriye bir komşu ülke olarak bir kardeş ülke daha doğrusu. Evet. Hayfakamet Türkiye. Ve Türkiye'nin yaptığı. Bir iwa milyon o yani adet maruf بالنسبة للأتراك. Tabii ki Türkiye'nin yaptığı bu kadar yardımı hiç kimse yani inkar edemez ve bu bir tarihtir sonuçta. Bina mukayyemat. Ve çadır kentler yapması. İğâthat tıbbiye, insaniye. Gıda yardımlarından, tıbbi yardımlarından hiç esirgemediler sağ olsun Türk kardeşlerimiz. Lizalik yani ana bismi ve bismi Cebel Şamiye ve Fasail Mukatili. Ben kendi ismim olarak ve Cebetü Şamiye ismine olarak veya başka gruplar veya Suriye halkı olarak teveccüh bir şükür ve çok teşekkür ederek Şab Türkiye ve Türk halkına ve Türk hükümetine çok teşekkür ederek hükümetine şaben hükümeti gerek hükümeti gerek Türk halkına minnettar dostlarım ve Suriye halkının yanında durarak ve şu ana kadar da duran Türk halkına ve Suriye mazlum halkının yanında duran ولم يقف مع الظالم. Tabii ki zalimin yanında değil de Türkiye mazlumun yanında. حيث كان موقفهم ve bakışları ve duruşları da belliydi zaten Türkiye'nin. متقدم على كل من يدعي أنه أصدق سوريا. Tabii ki Suriye bir kardeş ülke ve Türkiye bir kardeş ülke olarak müstakiyesi ve gerçekçiliği de belli zaten Türkiye'nin. لذلك كما قال هم الأنصار ونحن المهاجرين. Tabii onun için Sayın Cumhurbaşkanımız onlar muhacir biz ansarız diye söyledi. Ve nahnu ziyuf عندهم. Tabii ki biz misafiriz sonuçta. La budda an na'uda ila baladina. Tabii ki geri memleketimize ve geri toprağımıza döneceğiz. Ve nahmil fi kalbina. Tabii ki kalbimizde bunu saklayacağız ve gizleyeceğiz ve tutacağız. O noktada o noktada bir Türk halkının sevgisini kalbimizde kesinlikle hiç unutmayacağız. Eyvallah. Burada vefat eden Suriyeli kardeşlerimiz şu benim dikkatimi çok çekiyor. Cenazelerini Suriye'ye götürüp defnediyorlar. Evet. Bu da üstadın tekrar oraya döneceğiz fikrini kuvvetlendiriyor. Enno lamma ba'd al-shabab al-muqatilin aw al-madaniyin lamma amiju jarha lahun al-mashaf al-Turkiye ba'd ma yitwaffu birja biyakhudu ala Suriye mishan yidfunu. Hada dalil enno ala kelamak enno shab al-Suriye akhirta bidi yirja ala bilada. Büyük ihtimalle gelen sorularda da görüyorum. Buradaki muhacir Suriyeli kardeşlerimiz de üstadımızı dinliyorlar. Ne söyleyecek onlara? Bir mesajı var mı? Şu andak ay risale la şabna suri fi Türkiye. Şabna suri fi Türkiye? Fi Türkiye. Taban şabna hani yani ana bennesbe li aiş fi beledi. A'tabar beledi thani hu Türkiye. Tabii ki ben aynı Türkiye'yi de kendi ülkem gibi görerek burada ve menemesne hona fi Türkiye. Tabii ki burada yaşamımıza sürdürüyoruz. Lem nelmesu fi dul arabiye. Nasıl? Şu an? Lem nelmesu fi dul arabiye. Tabii ki burada dokunduğumuz ve işte yaşadığımız başka bir Arap ülkelerinde maalesef yaşamadık. Buradaki rahatlığı başka rahatlığımız bir başka hiçbir yerde kesinlikle. Fe tahiyyete li şabi Türki. Gerçekten yani selamlarımı sunarım Türkiye halkına. Ve teşekkürler. Ve çok teşekkürler ve minnettarlarımı sunarım. Eklemek istediği bir şey var mı? Fişi dakdifu ala. Ben sormamışsam kendisi söylemek istiyorsa buyursun. İza ana ma sa'alt au ente iza fik annak. Fi nokta bas bedi atrahum ala şuhada fi Suriye. Özellikle Suriye'deki şehitler bize Allah'tan rahmet diliyorum. Bedi ahiyye thuvar. Ve gerçekten selamlarımı ve saygılarımı. Ellezine yudafiun. Suriye'deki cephedeki duran kardeşlerimize ve mücadele veren kardeşlerimize. Ellezine yudafiun an ehlihim. Ve orada ailelerine müdafaa edip cephede savaşan kardeşlerimize. Ve arzihim. Ve namusunu koruyan kardeşlerimizin. Zıdda isabetin. Ve o çeteleşmiş rejim askerlerine karşı. Mücrime. Ve mücrim ve istakdemet el katele. Ve her silahı kullanıp Suriye halkını katleden واستعملت السلاح ve her türlü silahı kullanan الذي اشترته من دم الشعب السوري tabii ki Suriye halkının kanıyla satın alan silahları فتحيه لهؤلاء الثوار tabii ki ben selamlarımı ve saygılarımı buradan sunarım bütün Suriye'deki muhalif kardeşlerime ve cephedeki kardeşlerimize. Şükran. Ve teşekkür ederim size de. Ben hem kendi adıma Kanal 5 adına
ve siyaset analizi izleyen tüm izleyicilerimiz adına üstadımız Muhammed El Ahmet Bey'e, pilot albay, Cephe El Şamiye askeri müsteşarına çok teşekkür ediyorum. Bi ismi ve bi ismi el kanal ve bi ism el şabı Türk illi عم تفرج على هذا البرنامج وبشكر من كل قلبي على سيادة العقيد محمد الأحمد هو مستشار عسكري في الجبهة الشامية وشكرا لك وأنا أشكر بدوري القناة الخامسة ببندا قناة البشاء أشكرك أستاذ عاطف تشكر لدرم أهلا وسهلا وأشكر الكادر الموجود والشباب الموجود قناة البشاء كيف ندى تشوك تشكر لدرم تشكر لار تشوك تشكر لار أهلا وسهلا سيزينلي بيتلالم جيهات بي Şimdi söz sırası sizde. Size soramadım. Sizin eklemek istediğiniz ne varsa sizden alalım. Benim en son ekleyeceğim bir cümleyle bitirmek istiyorum tabii ki. Buyurun. Bütün dünyadaki bulunan devletlerden çağrımız zalim Esad'ın yanında yer almaktansa mazlum Suriye halkının yanında yer almasına davet ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Cihat Bey, ben aynı şekilde şahsım, kanalım, Kanal 5 ve programım Siyaset Analizi bütün izleyicilerim adına siz büyük bir efor harcadınız. Sağ olasınız. Cihat Muhammed Cephe El Şamiyen Diş İlişkiler Müsteşarı. Hem Arapçaya tercüme ettiniz, hem Türkçeye tercüme ettiniz evet. ve hem de katkı sağladınız. Kendiniz de Cephe El Şamiyen'in diş dünyaya açılan kapısı sizsiniz. Siz anlatıyorsunuz. Göreviniz aynen orada savaşan insanlar kadar zor bir görev. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun, teşekkür Her iki Allah konuma da size. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli izleyiciler ve son teşekkür de sizlere. Sabırla bizi dinlediğiniz için bir siyaset analizinin daha sonuna geldik. Ben hepinize hayırlı akşamlar dilerken önümüzdeki hafta çarşamba akşamı 20.30'da siyaset analizinde yeni bir konu ve konukla karşınızda olmak ümidiyle hepinize hayırlı geceler diliyorum efendim. Yıldırım İnşaat'ın sunduğu siyaset analizi